Merhaba. Şimdi son olarak geliştirdiğimiz ilişkisel uygulamayı adım adım inceleyeceğiz. İlk videoyu çok uzatmamak için bu kadar yeterli dedim ve tanıtım kısmını da anlatma kısmını da bir sonraki adıma bıraktım. Uygulamamız şu şekilde. Bir listemiz var. Kullanıcılar listesi. 3 tane de kullanıcımız var. Cihan Özsan ve şuralara dikkat edin. Detaylar önemlidir. Bay Cihan Özsan şeklinde. Şurada bir link var. Bir profil linki. Burada ilgi alanları var. C#, Go, SQL Server, Big Data, Machine Learning vesaire. Aynı şekilde Kerim Fırat için de geçerli ve Barış Özhan için de geçerli. Burada dikkat ederseniz farklı farklı uzmanlıklar ve ilgi alanları var. Şimdi uygulamamıza geçiyoruz. Öncelikle buradaki yapıyı oluşturabilmek için veriye ihtiyacım var. Nasıl bir veri? Bir kullanıcı bilgisi olmalı, liste halinde olmalı. Bunu veri tabanından aldığınızı düşünün. Kullanıcının adı, soyadı, kullanıcı adı ve bunun profil bilgisi mesela. Ve bu kullanıcılara ait ilgi alanları. Tabii ki burada da bir ilgi alanı, ilgi alanları tablosu olduğunu düşünün veri tabanında. Bir de bu ilgi alanlarının her kullanıcıyla eşleştirildiği bir tablo olduğunu düşünün. Yani 3 tane temel tablomuz olması gerekiyor burada. Biz tabi veri tabanı işlemi yapmadığımız için bu verileri JSON formatında tutuyoruz. Ve o JSON'ları da burada users JSON'ı bir liste tutan interest ilgi alanları JSON dosyası ve bunların ilişkilerini tutan bir mapping dosyası olarak tutuyoruz. Sonra buradaki JSON nesnelerinin içerisindeki verinin ilişkisel olarak da kullanılabilmesi, programatik olarak da kullanılabilmesi için her JSON nesnesinin bir model olarak oluşturulması gerekiyor. O yüzden user, yani kullanıcıların bilgilerini bir user struct'ında tuttum. İçerisindeki field'lar JSON'la aynı ve bir de interest diye bir alan verdim buna. Bu da interest dizisini tutacak. Bu da aslında işi kolaylaştırmak için yapılan bir şeydir. Yani siz bir kullanıcının ilgi alanlarını bulduğunuzda onun nesne örneği içerisindeki interest diye bir interest dizisine bind ettiğinizde, yani append ettiğinizde diyelim diziye, otomatikman bu nesneyi gönderdiğiniz ya da elde ettiğiniz her yerden doğrudan ilgi alanlarında elde etmiş olursunuz. O yüzden böyle bir kolaylık var. Interest içerisinde de gördüğünüz gibi gene basit bir struct yapısı var. Mapping içerisinde de gene bunların ilişkilerini tutan bir yapı var. Çünkü ben bunları sorgulayacağım. Döngü içerisinde kullanacağım. Mesela user ID'si şu olan, mesela 2 olan diyelim, kayıtları döngü sayesinde bulabileceğim burada. Ve birbirlerine eşleştireceğim. If ile eşleştireceğim, döngü yapacağım vesaire gibi. Bunların üçünü anladık. Şimdi page'de bizim oluşturduğumuz tasarımı gördüğünüz sayfanın genel bilgileridir. Yani kullanıcıya özel değildir. O sayfaya özel şeylerdir. Sayfanın başlığı, açıklaması, o sayfanın linki gibi ya da veri tabanındaki ID'si gibi bilgiler. Sonra da bunların hepsini tek bir nesne olarak sayfaya gönderebilmek için User View Model adında bir View Model nesnesi oluşturdum. Ben sadece bunu oluşturup sayfaya göndereceğim ve içerisinde hem page bilgilerini gördüğünüz gibi hem de bütün kullanıcıların bilgilerini tutan bir users listesi oluşturmuş olacağım. Ve bunların bütün modellerini oluşturmuş olduk bu sayede. Sadece tek bir user bir model nesnesi göndererek bu işi halledeceğiz. Template tarafını anladığınızı tahmin ediyorum. Burada basit bir şablon yapısı oluşturuyoruz ve buraya gönderdiğimiz verinin nerelere nasıl yazacağını kendisi belirleyebiliyor burada. Şuradaki köşelerdeki süslü parantezler Go'nun template yapısını oluşturan bir simge niteliğinde diyebiliriz. Asıl işimiz main Go içerisindeydi. Geldik ve dedik ki şurayı da şöyle kapatayım. Daha geniş bir alan olsun. Öncelikle bu verileri benim
hafızaya load etmem gerekiyordu, doldurmam lazımdı. Veri tabanını sorgulama gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela load users yerine veri tabanından kullanıcılar listesini aldığınızı düşünebilirsiniz. Biz de burada JSON formatındaki veriden elde edip diyoruz ki bu veriyi ben JSON şuradaki encoding JSON paketi sayesinde şuradan okuyorum, IOUtil'e okuyorum read file diyerek. Oradan elde ettiğim byte'ları da şurada oluşturduğum user dizisi tipindeki users adındaki değişkene aktarabiliyorum. Bunu da JSON paketi sayesinde yapıyorum. UnMarshall bizim okuduğumuz byte'ları şuradaki oluşturduğumuz boş olan user listesine pointer'ını göndererek buradaki verinin buna aktarılmasını sağlıyorum. Sonra da geriye dönüyorum bunu. Dikkat ederseniz burada da geri dönüş olarak model user var. Aynı şeyi load interest için de yapıyorum. Birebir aynı şeyi, sadece interest JSON verisini alıyor. Aynı şeyi interest mapping için de yapıyorum. Gördüğünüz gibi JSON'dan okuyorum. Bunu yapmamın nedeni bunlar arasındaki ilişkileri ben veri tabanı tarafında yapamadığım için ekstra bir ORM de kullanmıyorum. Yani Object Relation Mapping aracı da kullanmıyorum ki bazı işlemleri hızlı bir şekilde filtreleyebileyim mesela. Örneğin şu kullanıcının ilgi alanları getir, otomatik olarak kullanıcının interest field'ına, kendi içerisindeki interest field'ına aktar gibi işlemler şu an yapamıyorum. Çünkü öyle bir ne framework kullanıyorum ne de veri tabanı işlemi gerçekleştirebiliyorum. O yüzden bunları alacağım. Sonra döngüyle birbirlerine bağlantılı olan ID'lerle bağlantılı olan verileri eşleştirip user'lardaki kendi nesnelerini bir liste haline getireceğim. Oraya da gideceğiz şimdi. Şurada da load file dediğimiz kısımda template dosyası için oluşturulan, page.html için oluşturulan bir alandı. Şimdi header içerisine geliyorum. Header'da öncelikle ben veriyi oluşturmam lazım. Veriyi elde etmem gerekiyor. Veriyi elde ederken de dediğim gibi veri tabanı kullanmadığım için ben manuel olarak page nesnesini üretiyorum. Sonra kullanıcıları JSON verisinden alıp içeride oluşturduğum users adında bir listeye atıyorum. Aynı şekilde interest ilgi alanlarında interest adındaki bir listeye atıyorum. Sonra mappingleri de gene aynı şekilde buradaki function içerisinden alıyorum. Veriler elimde hazır. Sonra diyorum ki bu verilerin hangi kullanıcının hangi ilgi alanıyla ilişkili olduğunu şu an bilmiyorum. Çünkü bana hazır liste olarak gelmedi. Veri tabanından bu şekilde alamadım. O yüzden aldıktan sonra bunları belirlemem lazım. Diyorum ki bütün bilgiler öncelikle kullanıcıyla alakalı. O yüzden kullanıcılar listesinde bir dön. Döngüyü kuruyorum. User nesnesi olarak elde ediyorum her kullanıcı itemini. Sonra bu kullanıcı için bir döngü daha oluşturuyorum. Diyorum ki içeride ilgi alanları mappingi içerisinde bir döngü oluşturuyorum. Şimdi kullanıcıyı aldım. Kullanıcının içinde bir kullanıcı ID'si var. Ben bunun üzerinden karşılaştırma yapabilirim. Çünkü ilgi alanlarının mapping nesnesinde de ben kullanıcının ID'sini tutuyordum. Yani mappingler üzerinden ben aslında bu ilişkileri oluşturabilirim, alabilirim. O yüzden interest mapping listesi üzerinden de gene bir for döngüsü oluşturuyorum ve diyorum ki sonra her döngü oluştuğunda dışarıda oluşturduğum user ile içeride oluşturduğum interest mapping nesnesinin ID'lerini karşılaştırıyorum. Bakın user.id eşit eşit mi interest mapping'deki user ID ile? Eğer eşit ise o zaman bu kullanıcının bu ilgi alanıyla bir ilişkisi var demektir. ID'leri eşit çünkü. Ondan sonra içeriye giriyor ve diyorum ki bir for döngüsü daha oluştur. Burada da ilgi alanının kendisini al. Çünkü kullanıcıyı buldum. O kullanıcının ilişkili olduğu mapping nesnesini buldum. Mapping nesnesini buldum ve bunların birbiriyle ilişkili olduğunu, ID'ler üzerinden ilişkili olduğunu anladım. O zaman artık
bir döngü daha oluştur ve ilgi alanlarını bu sefer elde etmek için ilgi alanları içerisinde dön ve dedim ki interest mapping'in interest ID'si ile interest nesnesindeki ID eşit ise onu şurada bulduğum, burada bulduğum user'ın interest dizisine append et. Append işlemi de yine user nesnesi üzerinden interest adındaki interest dizisine ekleme şeklinde gerçekleşiyor. Ve burayı yaptıktan sonra artık döngü tamamlandığında bütün kullanıcıların bütün ilişkisel verilerini, ilgi alanlarını aslında şuradaki user nesnesine oluşturmuş ve eklemiş oluyorum. Ve her eklediğimde de hemen şuradaki scope'un altında daha önce oluşturduğum new users adındaki bir listeye bunu tekrar append ediyorum. Dikkat ederseniz şuradaki işlemlerini gerçekleştirdim user'ı. Ben geliyorum dışarıda oluşturduğum new users adındaki yeni bir listeye append ediyorum. Ve şurası bittikten sonra aslında bütün süreç bitmiş oluyor veriyle ilgili diyebilirim. Ondan sonra da vModel nesnemi oluşturuyorum. Diyorum ki senin tipin user vModel tipinde. Bunun da page ve users adında iki tane proper özelliği var. Field'ı diyelim. Bunlara da değer olarak öncelikle yukarıdaki page bilgilerini veriyorum. Diğerine de kullanıcının listesini veriyorum. Şurada oluşturulan. Ve veri tamamen hazır. Ondan sonra da standart bir yapı. Template, parse files. Diyorum ki page HTML'i sen bir parse et. Buradan elde ettiğin, geriye döndüreceğin template nesnesinin pointer'ını, dikkat ederseniz yıldız var orada, pointer dönüyor. O pointer'ı da T'ye ver. T execute dediğimde de response writer'ı W olarak buraya veriyorum. Ondan sonra da veriyi gönderiyorum. Diyorum ki şuradaki page HTML ile buradaki V modeli birleştir, birbirine bind et. Ondan sonra da çıktı olarak şu şekilde bir sonuç karşımıza geliyor. Merhaba. Bu dersimizde web uygulamalarının şu ana kadar yaptığımız web uygulamalarının biraz daha gelişmişi bir örnek yapacağız. Bu örnekte birkaç tane farklı klasör açacağız. Bunların içerisinde farklı JSON dosyaları, Go dosyaları oluşturacağız ve bunların ilişkisel bir veriymiş gibi, ilişkisel bir veri elde ediyormuşuz gibi bir veri tabanından alacağız ve ekranda göstereceğiz. Hemen bunu yapmaya başlayalım. Öncelikle 3 tane klasör açıyorum. Bu klasörlerin adı JSON. Bir tanesi içerisinde JSON dosyaları bulunacak. Bizim için veri kaynağı görevi görecek. Diğeri models ve diğeri de template klasörü olacak. Öncelikle biz veriyi hazırlayarak başlayacağız bu işe. Bunun içinde iki tane yapımız var. İki tane ana yapımız var. Birincisi kullanıcılar listesi olacak. Kullanıcıların temel bilgilerin adı, soyadı vesaire gibi bilgilerin bulunduğu bir JSON dosyası. Diğeri de ilgi alanları dosyası olacak. Üçüncü JSON dosyası ise kullanıcıların ilgi alanlarını eşleştiren, mapping işlemi diyoruz buna, mapleyen bir ilişki dosyası olacak. Yine JSON formatında. Şimdi bunları yapıyoruz. Benim verim hazır. Bunları şu şekilde oluşturuyorum. Users.json diyerek kullanıcılar JSON'ını buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi köşeli parantezler içerisinde süslü parantezler açarak standart bir JSON formatında veri oluşturuyorum. Bunu siz de videoyu durdurarak elle yazabilirsiniz. Ben elle yazmanızı tavsiye ederim. Eğer hızlı bir şekilde geçmek istiyorsanız bununla ilgili makaleyi yayınladım. Oradan aratarak bulabilirsiniz. Go etiketiyle de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda GitHub hesabımda da var. Burayı kapatıyorum. Şimdi diğer kaydım ise gene JSON dosyası. Interest.json diyorum.
interest JSON. Bunun içerisindeki veri de kullanıcılarla düzeltiyorum. Bunun içerisindeki veri de sistemde bulunan ilgi alanları listesi olduğunu düşünebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın ID'si 1 C Sharp, ID'si 2 Go mesela, 3 SQL Server, 4 Oracle, şöyle gidersek 11 Android falan, bu şekilde bir ilgi alanları var. Kullanıcılarla bunları ilişkilendireceğiz. Gene bunları da ister buradan bakarak, videoyu durdurarak bakarak yapabilirsiniz. İsterseniz de gene makalemden bulabilirsiniz. Son JSON dosyamızı yapıyorum. Bu da User Interest Mappings adında bir JSON dosyası. Bu da user ile interest nesnelerin ilişkilerini tutacak. Bakın user ID 1, interest ID 1. User ID 1 yani bir nolu kullanıcı, iki nolu interest ID ile interest ile ilgi alanıyla ilişkiliymiş gibi gibi. Şu şekilde yavaş yavaş göstereyim size. Burayı da kapatıyorum. Artık JSON klasörüyle işim bitti. Şimdi bunların doğru bir şekilde eşleştirilebilmeleri için Go tarafında bir nesneye maplenmesi gerekiyor. O yüzden user adında bir sınıf yani struct oluşturacağım. Bunun için models klasörüne geldim ve user büyük harfle user.go dedim. Bunun içerisine bir paket yapısı oluşturuyorum ve diyorum ki models içerisindeki models klasöründeki tüm struct'lar şu paketin altında yer alacak. Models isimli paket. Type user adında struct oluşturuyorum bu paket içerisinde. ID integer, username, string, first name, string, last name, string, profile, string, bir de interest yani ilgi alanları diye bir ilişki nesnesi olacak user içerisinde. Bu da birazdan oluşturacağımız interest isimli struct'ın dizisini alacak. Yani bir kullanıcının nesne örneğini aldığınızda aslında onun ilgi alanlarında interest property demeyeyim de field'ı üzerinden elde edebiliyor olacaksınız bir dizi formatında. Şimdi burayı kaydettim. Tabii ki bu interest burada olmadığı için henüz hata veriyor. Hemen onu oluşturuyorum. Interest.go şeklinde. Burada da gene package models olarak kullanılacak ve içeriği de şu şekilde type interest struct id int name string olarak bu yeterli. Kapatıyorum bunu. Artık burası da hata vermez. Çünkü oluşturduk bunu. Gördüğünüz gibi görünüyor buradan. Burayla da işimiz bitti. Başka ne kaldı? Bir de page diye bir sınıf oluşturmamız, struct oluşturmamız gerekiyor. Sürekli ağız alışkanlığı sınıfa. Struct oluşturmamız gerekiyor. Bunun da adını page.go veriyorum. Ve içerisinde gene package olarak models nesnesini kullan, models adında bir package içerisinde bulunacağını söylüyorum. Page adını verdim. Struct ID integer name string description string sayfanın adı, açıklaması ve URL'i string yuri olarak yazdım bunu da. Burada da işimiz bitti. Şimdi bu interest ile user nesnelerin ilişkilerini
tutmamız için bir Go sınıfı da, Go Struct'ı daha oluşturacağız. Bunun nedeni de şuradaki User Interest Mappings, JSON dosyasındaki verilerin tutulabilmesi için, nesne ortamında tutulabilmesi için diyebiliriz. Şimdi Models içerisine yeni bir klasör açtım. Bu da Interest Mapping adında olacak. .go. Bu da gene package olarak model içerisinde olduğu için models'ı belirliyorum. Adı bu şekilde struct olacak. İçerisinde bir user ID olabilir, integer. Bir de interest ID olabilir. Ve bunu bu şekilde kaydederken string yazmışım yanlışlıkla. Struct olarak kaydettim. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi bir modelim daha var burada. Bu da oluşturduğum, şöyle düşünelim, bir sayfada bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bir sayfaya veri göndereceğiz, veri yapıştıracağız ya da bind edeceğiz diyelim. Bu sayfada öncelikle sayfanın nesnesini tutmam gerekiyor bu gönderdiğim veri içerisinde. Ondan sonra da user listesini tutmam gerekiyor. Gene aynı nesne içerisinde hem page nesnesi hem de users adında bir user listesi olması gerekiyor. Tabii user listesindeki her user içerisinde de bildiğiniz gibi o kullanıcının bilgileri, bir de dizi olarak interest diye bir dizi var. Yani ilgi alanları da birlikte gidiyor. Bu nesneyi oluşturmak için de viewModel paternini kullanacağım. ViewModel için user viewModel adında bir Go dosyası oluşturuyorum. Şu şekilde. Yine bu da package model içerisinde models package olarak oluşturulacak ve type buna bir struct olarak type oluşturuyorum. User view model adında. Adı page olan bir field oluşturuyorum ve bunun tipi de page olacak. Daha önce oluşturduğumuz page struct'ı olacak. İçerisinde users diye bir field daha olacak. Bu da bir user listesi oluşacak ve bu şekilde kaydediyorum. Burada da işim bitti. Şimdi template'leri oluşturmaya bakacağız. Template klasörüne şu şekilde geliyorum. Aslında tek bir template yapacağım ben burada. Bu da page.html olacak. Buna nasıl yapacağımızı şu şekilde göstereyim. Hazır bir tasarımım var. Onu kullanıyorum burada da. Yaptığım iş şöyle. Şimdi page.html'i ben uygulama içerisinde zaten kullanacağım. Bir stream akış olarak kullanacağım. İşimi gerçekleştirdikten sonra, veriyi bind ettikten sonra da buraya yapıştıracağım veriyi. Burada işlem şöyle gerçekleşecek. Bunu bind ederken içeride buna bir şurada oluşturdum. Burada oluşturdum. User view model nesnesini atacağım. Bildiğiniz gibi bu nesne içerisinde de şöyle bakarsanız bir page var. İçerisinde ID, name, description ve URL olan bir de user listesi var. Her user içerisinde de username, first name, last name, profile, bir de interest dizisi var. Çünkü her kullanıcının bir ilgi alanı var. Onları ilişkili bir şekilde tutuyorum burada. Onları bu şekilde gösterirken öncelikle gelen nesne user view model. Buraya komple getireceğim nesne bu. Onun içerisindeki page'in nokta diyerek içindeki name adındaki bilgiyi buraya title yazmasını istiyorum. Page'in içindeki description'ı buraya yazacak. İsterseniz şuraya da author getirebilirsiniz mesela. Page'in name'ini sonra tekrar h1 tabiyle body kısmında yazıyorum. Ondan sonra bir range oluşturmam gerekiyor. Range'i de bir döngü olarak düşünebilirsiniz bu template'te. Ve bunun içerisine de şurada page'i kullanmıştık. Burada ise doğrudan users listesini kullanıyorum. O da şu. Bildiğiniz gibi. Onu döngü içerisinde tutuyorum ve her döndüğü zaman bana bir user sınıfı, user struct'ı geliyor nesnesi. Onun ID'sini buraya first name ve last name'ini birleştirerek buraya yazıyorum. Ondan sonra da stroke'dan sonra da by username diyerek şuraya username'i yapıştırıyorum by'dan sonra.
Profil bilgisi olarak da bir link oluşturdum. Onu buraya veriyorum. Sonra da ekstra username'i tekrar farklı bir şekilde kullanıyorum burada. Tabii users listesi içerisinde, yani şurada, her elde ettiğim nesne bir user struct olduğu için o user struct'ı içerisinde de ilgi alanları vardı. Her kullanıcının ilgi alanları listesi vardı dizi olarak. Onu da ekstra tekrar bir range'e tabi tutuyorum burada. Bir döngüye sokuyorum ve diyorum ki şu bilgileri yazdıktan sonra, genel bilgileri, altına da bu kullanıcının ilgi alanlarını gene döngü olarak yaz. Neyi yazacak? O ilgi alanının ID'si ile name bilgisini. Ve dikkat ederseniz şurada range'den sonra end ile kapatılıyor. Aynı şekilde buradaki range de burada kapatılıyor. Şimdi bunun uygulama tarafına geçelim. Burada her şeyi main sınıf içerisinde yapabiliriz. Öncelikle en yoğun olarak yapacağım işlere gelmeden önce ben veriyi bu uygulama içerisinde doldurma işlemini gerçekleştirecek load function'larını yapacağım. Bu da func adında func öncelikle load file diyerek bizim template dosyamızı bu sayfaya, daha doğrusu uygulama içerisinde load etmeyi sağlayan function'ımıza yazacağız. File name diyorum burada. String olarak dosya adını alıyorum dışarıdan. Ve geriye string dönecek. Bir de hata olursa error dönecek. İçeride daha önceki yaptığımız örneklerdekinin aynısını yapacağız aslında. IOUtil diyorum. IOUtil.readFile ve file name ile şunu oluşturuyorum. Eğer hata olursa, yani nil değilse, geriye boş bir string, bir de hatayı dön. Sonra da eğer hata olmazsa bizim oluşturduğumuz içerideki bytes nesnesini string'e dönüştürerek, cast ederek geri gönder. Bir de hata olmadığı için nil gönder. Şurada return yazacak tabii ki. Evet, load file hazır. Şimdi de kullanıcıları JSON dosyasından okuyup buraya load edeceğiz. Nesne olarak load edeceğiz tabii ki. Func load file değil. Bu sefer load users diyorum. Ve diyorum ki bu load users bize içeride JSON olarak tuttuğumuz kullanıcıların bilgilerini dizi olarak getirsin. Bunun için de şuraya diyorum ki models şu şekilde öncelikle göstereyim. Bakın user olarak getirecek. Peki bu user'ı şu an bu sayfa tanıyor mu? Yani bu kod dosyası, bu Go dosyası tanıyor mu? Şu an için tanımıyor. Bunu tanıtmamız gerekiyor tabii ki. Bunun için de yukarıdaki IOUtil yanına, import alanına yeni tanımlamalar yapmamız gerekiyor. O yüzden şu şekilde ben scope'umu açıyorum ve birkaç tanımlama yapıyorum. Diyorum ki encoding JSON paketini kullanacağım burada. HTML template paketini kullanacağım. Ve IO'nun içerisinde IOUtil adındaki paketi kullanacağım. Sonra net içerisindeki HTTP paketini ve son olarak da benim oluşturduğum bir model, models adında bir klasör vardı. Onun içerisindeki package'i burada kullanmak istiyorum. O yüzden şu şekilde models'ı yazabiliriz. Ya da şu şekilde doğrudan klasörü dahil edebiliriz. Ve buna bir de takma isim veriyorum. Model adında. Şimdi burası rahatlıkla kullanılabilir olacak. Çünkü ben model nesnesi üzerinden, buradaki alias üzerinden şurada user'ı rahatlıkla kullanabiliyor olacağım. Şimdi model üzerinden user'a erişebilirim. Peki burada
tekrar şuradaki yapıyı kullanacağım. O yüzden şöyle alıyorum. Hata olma ihtimali vesaire. Aslında ona da çok gerek yok. Ama isterseniz yönetebilirsiniz. Read file olarak da benim JSON dosyamı JSON klasörü altında users.json olarak tutuyordum. Bunu alıyorum ben. Read file ile okuyorum. Ve diyorum ki var users tip olarak da model paketi içerisindeki user olarak tanımlıyorum. Bunun tipi model user olacak diyorum. Sonra da json.unmarshall function'ını kullanarak diyorum ki benim içeride oluşturduğum bir bytes nesnesi var. Buna yukarıda oluşturduğum şuradaki user nesnesinin adresini veriyorum. Şu şekilde. Users. Bir pointer kullanımı söz konusu. Bunu veriyorum. Bunu şurada okuduğum JSON dosyasındaki user JSON verisini read file ile okuyarak byte dizisi olarak buraya gönderiyordu. JSON.unmarshall'a diyorum ki sen bir JSON encoded işlemi yap burada ve şurada gönderdiğim byte'ları, yani burada okuduğum byte dizisini şurada oluşturduğum user struct dizisine aktar, bunun pointer'ına aktar ve sonra da bunu geriye gönder diyorum. Şimdi diğer işlemleri de bu şekilde gerçekleştireceğim. Mesela load interest şeklinde bir interest şeklinde bir function daha yapacağım. Bu da user değil interest struct'a dönecek ve JSON olarak da interest JSON dosyasından bunu elde edecek veriyi. Şurada da aynı şekilde. Burada da interest dizisi oluşturulacak. Burada da bunu kullanacağız ve geriye döneceğiz. Burada. Bakıyorum şöyle bir sıkıntı var mı? Kullanılmamış diyor. Çünkü şuradaki ARR'yi tanımlamışız ama kullanmamışız. Ben bunlara blank identifier veriyorum ki hata vermesin bize. Ondan sonra da son olarak, yani bu load işlemlerinde son olarak bunların ilişkilerini load edeceğim. Burada da interest mapping adını veriyorum. Ve şu şekilde interest mapping nesnesi oluşturuyorum. Burada da içeride de bunu kullanıyorum. Sonra şurada da kullanıyorum. Bunu da buraya alıyorum. Standart yapı. Tabii ki burada interest değil. Şu şekilde user interest mappings JSON dosyasını kullanacak. Şu an herhangi bir sıkıntı yok görünüyor. Şimdi de uygulamamızın son kısmına geçtik. Veriyi, user'ları, interest'leri ve bunların mappinglerini uygulama çalıştığı zaman hafızada işleyeceğim ve yani bunları JSON'ları işleyerek, tabii ki oradan veri okuyarak yapacağım. Bunu bir veri tabanından da yapabilirsiniz. Bunları okuduğum zaman da birbirleriyle ilişkilendireceğim. Ondan sonra da sayfada göstereceğim. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Main içerisine geçmeden önce, hatta main'i hızlı bir şekilde yapabiliriz. Handle func diyorum. Bu handle func'ı hemen hızlı bir şekilde tanımlıyorum. Daha önce daha sık sık yaptığımız için şu şekilde belirtebiliriz. Buradaki yazdığım handler nesnesini henüz tanımlamadım. Şu an onu yapacağız. Sadece şu kısmı hızlı bir şekilde geçmek için yapıyorum. 9000 portundan bu yayın yapacak ve nil işlemi gerçekleştirecek. Hemen handler'ı oluşturuyorum. Func handler w http nokta response writer nesnesini veriyorum. Bir de request'i vereceğiz. http request diyorum.
Ve bunun içerisinde öncelikle biz kullanacağımız nesneleri oluşturmamız gerekiyor. Mesela page, user listesi, interest ve interest mappings adında nesneler. Bunları oluşturacağım, verileri dolduracağım içerisine. Page'i oluştururken diyorum ki model içerisinde şu şekilde bir page'im vardı benim. Onun bir nesne örneğini oluşturayım. Şu şekilde isim vesaire bunları belirteyim. Bu sayfamın adı kullanıcılar olacak ve ID'si de 3. Description olarak da description kısmında kullanıcı listesi olacak. Virgül Yuri diyorum. Users. Burası tamam. Şimdi de users adında bir liste nesnesi oluşturuyorum. Bu da load users function'ından geriye dönen kullanıcı listesini alacak. Interest nesnesi oluşturuyorum. Bu da load interest içerisinden alacak. Diğeri de interest mapping. Mappings adında olacak. Bu da load interest mapping function'ından alacak. Şimdi yapacağım işlem iç içe for döngüsü barındırıyor. Buradaki algoritmayı adım adım inceleyerek konuşarak devam edeceğiz. Ama şimdilik ben kodu yazayım, ondan sonra size adım adım anlatacağım zaten. Yeni bir kullanıcı listesi oluşturayım ve for döngümü oluşturarak içerideki users listesinde bir range döngüsü oluşturuyorum. Tekrar bir for döngüsü yaparak bu user'lar içerisinde bazı işlemler gerçekleştireceğimi belirtiyorum. Her user içerisinde gerçekleştirilecek işlemler diyebiliriz bunun için. Buradaki küçük bir işlem vardı. O işlem şu an hazır gibi. Şurada dışarıda oluşturduğum, bakın şuradaki scope'un dışında oluşturduğum şurada bir işlem var. Onu anlatacağım birazdan ne olduğunu. Orada eşleştirdiğim ve işleme tabi tuttuğum user'ı da yukarıda oluşturdum. New users adındaki listeye bind ediyorum. Yani her oluşturduğum user burada gelecek ve new users listesine eklenecek. Evet, buradaki işim şu an için tamam gibi. vModel'ımı oluşturuyorum. Şimdi sayfaya göndereceğim vModel. Sen de diyorum ki user vModel nesnesi tipindesin ve page özelliğine, page field'ına, içeride oluşturduğum page nesnesini, users özelliğine de içeride oluşturduğum new users listesini atıyorum. Sonra da standard package işlemini gerçekleştireceğim burada. Template parse files içeride template içindeki page.html HTML dosyasını al ve t nokta dediğimde
execute function'ı çağır, writer'ı ver ve viewModel nesnesini ver. Evet, şu an için gayet iyi. Şimdi bunu çalıştıralım. Birinci porttan yine yayın yapıyoruz. Gördüğünüz gibi az önce uyguladığımız, geliştirdiğimiz uygulama bu şekilde bir çıktı verdi. Şimdi bir sonraki videoda bunun nasıl çalıştığını adım adım anlatmaya çalışacağız.